8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz podolog Şeyma Gümüş. Şeyma Hanımcığım hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Teşekkürler. Şeyma Hanımcığım podolog kimdir? Podologlar üniversiteden ayak sağlığı üzerine eğitim almış kişiler. Ayak sağlığı dediğimizde tırnak hastalıkları, tırnak mantarı, deforme tırnak, batık tırnak çok ileri seviyeye gitmeden hani ilk başta ayak tırnaklarımızda bir problemler, değişimler oluyor ya işte onların eğitimini almış ya da oradaki değişimin nereye gideceğini öngören ve doktora yönlendirmesini gerektiğini bilen kişiler. Bunun haricinde nasır ve sihiri ayırt edebilen, nasıl uygulamalar yapacağını bilen, ayaklarda, diyabetik ayaklarda ayak müdahalesi yani ayak bakımı yapabilecek kişilerdir. Bir de şey tanımlayalım isterseniz yani podolog olarak podoloğun yaptığı işlemler nelerdir? Podolog olarak bizler ayak bakımları yapıyoruz. Ayaklarınız probleme gitmesin diye hani pediküre gidiyoruz ya aslında pedikür yapıyoruz diyelim. Çünkü ikisi de ayak bakımı aslında. Bazen pedikürle ayak bakımının arasındaki farkı konuşuyoruz ama ikisi de aynı şeyler. Sadece biz podologlar olarak yaptığımız işlemler suya sokmadan yapıyoruz ki ayağı bir görelim, ayağı bir inceleyelim, parmak aralarınızı kontrol edelim. Nasırınız, sihiriniz var mı? Belki bir egzemanız, bir sedefiniz var. Kimyasallar dökülüyor suyun içerisine, ayak hiç bakılmadan suyun içerisine koyuluyor. Belki o kimyasala ayağınız reaksiyon gösterecek. Belki o sıcaklığa, soğukluğa karşı yine reaksiyon gösterecek. Bunu biliyor olmamız gerekiyor. Ve topukları da temizlerken orada çatlaklar var mı? Neden oluşmuş? Sadece elimizdeki ponza taşları daha büyük olduğu için, topuk da çok fazla köşeli olduğu için kalın deriyi temizlerken ince deriye de zarar verebiliyoruz ve daha fazla nasır olmasını ya da daha sonrasında deriye minimal zararlar verdiğimiz için dışarıdaki mantarın ya da sihirin derimize bulaşmasını neden olabiliyoruz. Bunlara dikkat ediyoruz çünkü küçük frezeler ve sterilize olmuş küçük frezelerle sadece probleminize yönelik işlemler yapıyoruz biz ayak bakımında. Tırnaklarınızda kesme işleminiz genellikle oval yapılabiliyor çünkü pediküre gittiğinizde biz dış görünüşe önem veriyoruz. O yüzden de oraya önem veriliyor. Biz daha çok sağlığınıza ve ilerisini öngörerek ayak bakımınızı yapmaya çalışıyoruz. Tırnaklar oval değil, düz kesim olacak ayaklarda. Eğer kalınlaşma varsa tırnakta hafif bir inceltme söz konusu. Etleri genellikle eğer kişi istemediği sürece et pensi kullanmadan özel frezelerimizle alıyoruz ki yine kesme işlemi yapmadan uygulama yapıyoruz. Burada çok hani aslında en çok anlatmak istediğim ayak bakımı çünkü ayağımda sorun yok, podoloğa gitmeme gerek yok mantığı var. Aslında evet ayağınızda sorun yoksa bize gelmeniz gerekiyor ki sonrasında farklı problemler nedeniyle podoloğa gelmek zorunda kalmayın diye. Ya da tırnağınızda bir kalınlaşma varsa, tırnak mantarından şüpheleniyorsanız, renk değişimi varsa yazın. Biliyorsunuz sürekli ayaklarımızı dışarıda daha fazla tutuyoruz. Ayakkabıla insanlar basabiliyorlar. Daha dar topuklu ayakkabılar giymeye başlıyoruz. Kışın ben çok giymem mesela. Yazın daha çok giyerim. Terlik giyiyoruz ya da kumsalda taşa vurabiliyoruz. Bir şeyler olabiliyor. Bu dışarıdan gelen etkilerden kaynaklanan tırnak deformiteleri meydana geliyor. İşte bu zamanlarda da bize gelebilirsiniz. Ayağınızda böyle dikkatinizi çeken bir şey varsa her zaman bize gelebilirsiniz. Yani podologlar olarak ayak bakımı, sihir temizleme, mantarlı tırnak temizleme, nasır temizleme, komple ayak bakımı işlemlerinizi yapıyoruz. Evet. Aslında şu an yaz mevsimindeyiz. Tam da yaz ayında ayak bakımımızı nasıl yapmamız gerekiyor diye soru soracaktım ama hepsine bir kalemde cevaplamış oldunuz. Sağ evet, olun. Evet, bazen böyle uzunca konuşuyorum. Hepsi birbirine bağlanmış oldu. Peki Şeyma Hanımcığım, ayak kokusu neden olur? Aslında ayaklarımız kokmaz. Hani el ve ayaklar kokmaz. Koltuk altı bazen kokar, o da bakteriden kaynaklı kokar. Yani eğer bir bakteri varsa bir yerde ya da bir mantar enfeksiyonu varsa ayak kokar. Her yer öyledir aslında. Şimdi ayaklarımız kokuyorsa o zaman ilk şüphemiz mantar ya da bakteri enfeksiyonlarından bahsedeceğiz. Öteki türlü ayağınız asla kokmayacaktır. Yazın da kışın da ayaklar kokabilir. Çünkü kışın ayaklarınız eğer çok kapalı bot giyiyorsanız, yünlü çorap giyiyorsanız, ayakkabınız su almışsa ayak kokusu yapacaktır. Çünkü ıslak, nem ve kapalı alan tamamen mantar ve bakterinin oluşmasına yer olacaktır. Yazın da aynı sorunlarla karşılaşıyoruz.
Kadınlarda biraz daha rahatız çünkü terlik giyebiliyoruz, açık ayakkabı giyebiliyoruz, biraz daha fazla ayakkabı değiştiriyoruz belirli bir kesim. Ama bazı, hele ki erkeklerde şöyle oluyor, sabah 8.30'da giyiyor ayakkabısını, akşam çıkıyor 6'da, oradan çıktı, evine geldi, bir sürü işle koşuşturdu. 8'de nereden baksanız 12 saat ayak kapalı alanda kalıyor. Bu süreçte bir de dışarısı sıcaksa yanıyor, ayak pişiyor zaten. İşte orada nem oluşuyor. Bu nemler de kokuya neden oluyor çünkü artık bakteri oluşmaya başlıyor orada. Ne yapacağız? Ayaklarımızı yıkayacağız her akşam. Eğer ayağınızda koku olduğunu fark ediyorsanız, deri mantarınız var mı diye parmak aralarınızda deri pütür pütür çıkıyor mu, kızarıklık var mı, kaşıntı başladı mı, bunlar çok önemli deri mantarında etkilerdir. Hani sizin direkt ilginizi çekecek şeyler. Bunlara dikkat edeceğiz. Akşamları sirkeli suya koyabilirsiniz ayaklarınızı. Himalaya tuzu tarzında tuza, soğuk suya ayaklarınızı koyabilirsiniz. Bunlar hem bakteri ve mantarın da gitmesini sağlar. Ayaklarınızın şişmesini engeller, rahatlatır. Çok da güzel gelir. Bunun haricinde çoraplarımız, yıkıyorum çoraplarımı yine kokuyor. Ayakkabımı değiştiriyorum yine kokuyor diyoruz. Burada da çoraplarımızı yüksek ısıda yıkıyor olmamız lazım. Çünkü kısık, yani 30 derecede yıkanılan çoraplar, eğer deri mantarınız varsa mantarları öldürmeyecektir. Sadece belirli bir seviye donmasını, sonrasında tekrardan ilerlemesine neden olacaktır. Ayakkabılarımız, artık ben hiçbir kapının önünde ayakkabı görmüyorum. Ne yapıyoruz? Eve geldiğimiz gibi saatlerce yanmış, orada kaynamış bir ayaktan bahsediyoruz, ayakkabıdan. Onu alıyoruz, dolaba koyuyoruz, havalandırmıyoruz. Mümkün olduğunca cam önlerine koyabilirsiniz. Balkonu, her evin yok çünkü. Balkona koyabilirsiniz ya da dolaba değil de birazcık evin o kapının önünde havalandıracak bir yer temin edebilirsiniz. Bir gün sonra da o ayakkabıyı mümkün olduğunca giymemeye çalışın. Bu biraz daha zor tabii ki. Yani kaç tane ayakkabı alacağım, her gün ayakkabımı değiştireceğim olacak. O yüzden de mümkün olduğunca havalandırmak çok önemli. Ayak deodorantları, ayakkabı deodorantları kullanabilirsiniz yine. Deodorantlar sayesinde havalanmasını ve orada bakteri ve mantarın oluşmasını engelleyecek deodorantlar kullanabilirsiniz. Ayak kokusunu giderebilirsiniz. O zaman şunu sorayım size. Özellikle bu yaz döneminde ayakkabı seçimi konusunda da dikkatli olmak gerekiyor anladığım kadarıyla, doğru mu? Muhakkak. Çünkü naylon ayakkabılar giyiyoruz, babet giyiyoruz, topuklu ayakkabılar, stilettolar giyiyoruz ve bunları çorapsız giyiyoruz biz genellikle kadınlar olarak. Öncelikle onlardan bahsedeyim. Ve böyle ayakkabıları çorapsız giydiğimizde, dışarısı da sıcak olduğu için ayaklarda zaten geçici süreli egzamalar da oluşabiliyor. Ya da küçük kaşıntılar işte mantara neden olabiliyor dönemsel ya da belirli alanlarda, noktasal belirli çizgisi vardır zaten. Belirli bir sınırı vardır deri mantarının, kendini öyle belli eder yine. Bunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Parmak aralarında yine problemler yaşıyoruz. Parmak arası terlikler mümkün olduğunca ben tavsiye etmiyorum. Hem yürüme açısından sorun yaşıyorsunuz, yürüme açısından da şu, yürürken biz baş parmaklarımızı kullanırız. Yani terliğin arkasını tutan bir şey olmadığı için parmağımı sıkıştırıp terliğin arkasını kaldıracağım, yürüyeceğim, kaldıracağım, yürüyeceğim. İşte bu süreçte ayağımızı daha fazla yoruyoruz. Zaten anlarsınız, terlikle uzun bir süre yürüyün, arka kaslarımız, bacaklarımız da ağrıyacaktır. Ve parmak arasında da o plastiğin vermiş olduğu nasırlar, yine mantarlar söz konusu olabiliyor, kaşıntılar meydana gelebiliyor. Bunlara dikkat edelim, naylon giymemeye çalışalım. Ayak pudrası kullanabilirsiniz yine, onu da çok seviyorum ben. Ayak pudrası kullanabilirsiniz. Şeyma amcığım, en çok sizi tercih edenler yaz aylarında tercih ettiğini düşünüyorum. Çünkü kapalı ayakkabılardan terliğe geçiriyor da sandalete geçiriyor, düğündü vesaireyi de olduğu için. Aslında ayak sağlığının yaz-kış öneminden bir bahsedebilir miyiz? Oradaki o pürüzsüz görüntü isteniyor ya yaz mevsiminde. Evet. Aslında bu 12 ay boyunca geçerli olması lazım ayak kapalıyken de. Bundan da bir bahsedelim, ayak sağlığının öneminden. Çok güzel bir şey değindiniz. Çünkü şöyle oluyor, birkaç tane konu var aslında. Kışın ayaklarımız kapalı olduğu için çok fazla önemsemiyoruz ve hep diyoruz ki bir sonraki ay. Hani görüyorum insanlar da bir şeyler yapmak istiyorlar. Bir sonraki ay, ha şimdi, ha sonra. Ertele. Hayatımız çok yoğun.
koşuşturuyoruz, önceliklerimiz farklı oluyor. Bir türlü o ayaklara gelmiyor önceliğimiz. Sonra yaza başlayınca biz başlıyoruz kıpırdanmaya, olacak mı olmayacak mı diye. Yaz geliyor, ayaklarımıza bakıma geliyoruz. Bu sefer de bizden istenilen şey, ben de birazcık şikayet edeyim. Edim. Bizden istenilen şey hemen ayağım mükemmel olsun. Evet. Kısa sürede olsun, hemen olsun. Hem bütçe veremem çünkü önceliğim değil, hızlıca çabuk olsun. Git gel yapamam, zaman harcayamam diyoruz. Maalesef bunlar da bizim yapamadığımız şeyler. Çünkü buna bir emek veriyor olmamız evet. lazım. Saçımıza nasıl emek veriyoruz? Makyajımıza, yüzümüze, erkekler olarak tıraşınıza, her şeyimize öncelik veriyoruz. Neden? Şu an bile herkes sadece benim yüzümü görüyor, bir de ellerimi görüyor. Bu kadar. Geri kalan aslında ayaklar da biraz namahrem yerimiz gibi oluyor bizim. Göstermeye de utanıyoruz. Bir de böyle bir şeyimiz var. Çekiniyoruz, gitmeye korkuyoruz, şimdi nasıl anlatacağım diyoruz ve belirli bir dönemde ayaklarımızı kapalı tutmaya da alışıyoruz. Yazın da şöyle gidiyor, önü kapalı terlikler giyiyoruz, onlarla idare ediyoruz. Denize kadar önü kapalı ayak terliklerle gidiyorum. Hatta direkt plaj ayakkabılarıyla bütün yazımı geçiriyorum. Ne de olsa işte en fazla 10 gün tatilimiz var, çok şeyimiz de yok, hadi ben oradan kurtarırım diyoruz. Maalesef böyle gidiyor. Yazın çok çok daha yoğunuz evet. Yaz sonrasında bir yoğunluğumuz oluyor. Çünkü diyorlar ki evet ben artık bu yaz sıkıntı çektim. Bir sene sürecek en az bakımınız. Bu çok önemli. Ayak bakımlarında eğer deri mantarınız değil de tırnak mantarınız, deforme tırnağınız, batık tırnağınız varsa genellikle bunlar maksimum ya da minimum, tam söyleyemiyorum ayağı görmek lazım, bir sene sürebiliyor. O yüzden de sizin yaz sonunda gelmeniz lazım ki öteki yaza güzel bir tırnak gelebilsin. Aynı saç gibi. Şimdi benim saçlarım yanmıştı mesela. Hı hı. Daha hala saçımın yarısı yok. Yok. Bakımına yani devam ediyorsunuz. Beklemek zorundayım evet. onu. Yapacak hiçbir şeyim yok. Tırnak da aynı şekilde. O tırnak uzadıkça o uzama süresinde ama ne yapacağım? Bakımını yapacağım, düzenli kontrollerini sağlayacağım, kesimine dikkat edeceğim, dışarıdan darbelere karşı önleyeceğim, ayakkabımı güzel tercih edeceğim, çoraplarımı yıkayacağım, ayaklarımı kurulayacağım, yıkayacağım. Bunların olması gerekiyor. Hani saç için de aynı, tırnak için de aynı, ikisi de aynı mantıkta. Saçı da hemen istediğiniz kadar bakım yapın, öyle hemen saçınızda çok güzel olmuyor. Yapıyorlar, iki boy saçımı yıkıyorum, bir bakıyorum hiçbir şey, maskeden, hiçbir şeyden, keratin bir şey, hiçbir şey kalmamış. Evet. Onu bekleyeceksin ve beklerken de sağlıklı gelmesi için işte fön çektirmeyeceksin, çok ekstra boya yapmayacaksın. Tırnakta da aynı şekilde, çok fazla oje sürmeyeceksin, üstünü kapattırmayacaksın. Bunlar hep birleşik, hani biraz da saçtan örnek veriyorum, çok fazla kadınlar olarak anlayabileceğimiz türden. Kesinlikle iyi yapıyorsunuz. Bu şekilde. Bazı insanların bir de şuyu vardı yani, çok terler. Elleri terler, ayakları hı hı. terler. Şimdi bu insanlar özellikle yazın daha dezavantajlılar zaten bu anlamda. Terleyen ayaklar için bir işleminiz, bir protokolünüz var mı? Terleyen ayaklarda doktorlarımızın yaptığı işlemler var. Onlar botoks işlemi yapıyorlar. Hı-hı. Bu biraz ağrılı gibi geliyor ayak altına botoks yapmak. Ama çok ileri seviyedeyseniz eğer, her doktor da yapmıyor bildiğim kadarıyla. Bazı doktorlarımız yapabiliyorlar. Çok rahatlatıyordu bu da, zaten tamamen durduruyor. Bunun haricinde iyonteferez denilen bir uygulama var. Bunda da isterseniz evinizde alabilirsiniz, isterseniz bizim kendim işletmelerimizde de yaptığımız iyonteferez uygulamalarımız var. Burada da seans seans geliyorsunuz. 2 günde bir geliyorsunuz ya da 3 günde bir geliyorsunuz. 10 seanslık, 15 seanslık bir kür oluyor kişinin durumuna göre. Burada galvanik akım, yani elektrik akımı vererek oradaki terlemenin azalmasını, hatta hafif bir durmasını sağlıyor. Tamamen yok etmez. Belirli bir sene, kişinin yine durumuna bağlı olarak değişir. Bir sene ya da 6 ay gibi durmasını sağlar ya da azalmasını sağlar. Kişiyi rahatlatıyor zaten bu iyonteferez. Bunu yapabilirsiniz. Bunun haricinde de yine pudra kullanabilirsiniz. Ve yine doktora giderek, çünkü terleme tamamen sistemik bir durum olduğu için bu bizimle hiç bağlantılı olmuyor. Biz sadece iyonteferez yapıyoruz bizim hı hı. Alanımıza giren bir şekilde.
Bunun haricinde biz terletmeyen çoraplar veriyoruz. Gümüş iyonik çoraplar veriyoruz terleyen ayaklarda. Bu da bakterilerin ve mantarın oluşmasını engelliyor. Hem de orada termodinamik olduğu için ayağın terlemesini engelliyor. Yazın soğuk, kışın da sıcak tutuyor ayakları. O yüzden gümüş çorapları öneriyoruz. Bunun haricinde bizim alanımızda daha çok terlemeden kaynaklı problemlerin önüne geçmek ve sizi bilgilendirmek. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz Şeyma Hanımcığım. Ben çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Evet, bugün 8'de sağlıklı misafirimiz podolog Şeyma Gümüş idi. Podolog kimdir? Bundan bahsettik. Podologun tırnak tedavisindeki yani tırnak işleyişindeki sürecinden, ayak bakım sağlığından bahsettik. 8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.